Efendim, Moskova'dan yayınlarımız hız kesmeden devam ediyor. Yine çok başarılı bir Türk firmasına konuk olduk. Abelia Tekstil'deyiz ve firma sahibi Nayda Hanım bugün konuğumuz. Şimdi kendisini tanıyalım. Nayda Hanım, merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. İyiyiz. Siz nasılsınız? Hoş bulduk. Bizler de çok iyiyiz. Tanıyalım sizi. Nayda Musayeva. Ben Azerbaycan doğumluyum. Azerbaycan'da doğdum, büyüdüm. Sene 1990'dan 2012'ye kadar Türk tekstil piyasasında çok yoğun bir şekilde çalıştım. Çok büyük tecrübeler edindim. Sene 2012'de eşimle birlikte şirketimizi kurduk Moskova'da, Rusya Federasyonu'nda ve o günden beri birçok Türk tekstil firmasıyla işbirliği yapıyoruz. Evet, gerçekten önemli firmalarla çalışıyorsunuz. Burada ciddi bir satış ağınız var. Nasıl ilerliyor süreç, tam olarak neler yapıyoruz, hizmetlerinizden bahseder misiniz? Şirketimiz bir toptan satış şirketidir. Rusya'nın bütün bölgelerine ulaşıyoruz. Bütün bölgelerine toptan ürün satıyoruz. Gururla söyleyebiliriz ki Türkiye'nin en iyi firmalarıyla işbirliği yapıyoruz. Penti, çorap, Sevim iç çamaşırları, Sempre, Zerey Tekstil, Yasin Tekstil gibi firmalarla, John Frank gibi bir firmalarla işbirliği yaptığımızdan çok gurur duyuyoruz. Şirketimizin kredosu yalnız ve yalnız kaliteli ürünler getirmek, gururla satabileceklerimizi bizim alıcılarımıza sunmaktır. Peki Nayda Hanım, biz de röportaj öncesinde burayı gezme fırsatı bulduk. Oldukça geniş bir deponuz var. Ürün yelpazeniz de oldukça geniş. Hangi ürünlerin satışını gerçekleştiriyorsunuz? Evet, çok doğru. Ürün yelpazemiz çok geniştir. Zaten bizim hikayemiz çorap ve iç çamaşırdan başladı. Çorap çok sevdiğimiz bir kalemdir. Çorapta partnerlerimizin, üreticilerimizin markalarını satmakla yanı sıra kendi iki markamız var bize ait olan. O markaların altında da partnerlerimizle birlikte ürün üretiyoruz Türkiye'de. Çok sevdiğimiz gruplar, penti çorap çeşitleri, poliamid çoraplar, çok güzel renk yelpazeleri var, çok güzel model yelpazeleri var. Bununla yanı sıra çok sevdiğimiz ev giyim grupları var, Sevim iç giyim ürettiği gruplar, örnek verirsek. Evet, çok ciddi bir satış ağı oluşturmuşsunuz. Türkiye'de hem kendi markanızın ürettiği ürünleri hem de çok önemli markaların ürünlerini burada satıyorsunuz. Peki bu satış ağından, bu süreçten bahseder misiniz? Nasıl ilerliyor o süreç? Tabii bu sene 2012'den beri çok büyük bir yol kat ettik. Rusya'nın çok enteresan dönemlerine denk geldik. Siz de takdir edersiniz ki sene 2012'de ürünler daha çok pazar bölgelerinde satılıyordu. Şu anki format tabii ki bizim için çok yeni. Şu an internete daha çok yöneldi dünya. Ve eski formatımızdan biz uzaklaşmaya çalışıyoruz şu anda ve bayağı bir başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz. Bugün için Rusya'daki 3 büyük internet mağazasıyla çalışıyoruz ve üreticilerimizin bize gönderdiği ürünlerin hepsini o bahsettiğim 3 internet mağazasında satıyoruz. Peki Türkiye'deki çok önemli üretici markaların ürünlerini pazarlamakla beraber kendi markalarınıza da değinmenizi isteriz. Türkiye'de üretim yapıyorsunuz, burada da satışını gerçekleştiriyorsunuz. O markaların doğuşu, buraya gelişi nasıl oldu? Evet, çok kaliteli ürün sunan firmalarla işbirliği yaparken bu işin zevkli, çok zevkli olduğunu anladıktan sonra ve tabii bu işe aşık olduktan sonra kendi markalarımızı üretmeye karar verdik. Ve sanırım başarılı olduk. Bu markaları Rusya'daki müşteriye, Rusya'daki alıcıya sevdirmeye başardık. Ve artık tanınıyor olduğunu söyleyebilirim. Bu markaların isimleri Pechito ve Bonumare şu anda Rusya'da artık tanınıyor.
Evet, Rusya'da çok ciddi bir satış ağı kurmuşsunuz. Yalnızca Rusya'da mı hizmet veriyorsunuz, yoksa Rusya dışında da satış yapabileceğiniz noktalar var mı? İzleyicilerimiz nasıl ulaşabilirlerse? Yok, satışlarımız Rusya'yla sınırlı değil. Bildiğiniz gibi Sovyetler döneminden sonra Gümrük Birliği kurulmuş ve o Gümrük Birliği'ne giren bütün ülkelere satış yapabiliyoruz. Bunlar Kırgızistan, Kazakistan, Beyaz Rusya, Ermenistan gibi bir ülkeler. Ve tabii bu Gümrük Birliği'ni Rusya devleti daha da genişletmeye çalışıyor ve umarım elimiz daha da farklı ülkelere ulaşacaktır yakında. Peki uzun zamandır tekstil piyasasının nabzını tutan bir işveren, bir firma sahibi olarak Rusya-Türkiye arasındaki tekstil ticaretinden beklentileriniz neler? Bu sorunun cevabını firmamızın genel müdürü, aynı zamanda eşim Alexey Senyaev'a yönlendirirsek sevinirim. Evet, Nayda Hanım'ın da bahsettiği gibi aslında konuyla ilgili bilgiyi Alexey Bey'den alacağız. Alexey Bey, Abelia Grubun hem genel müdürü hem de aynı zamanda Nayda Hanım'ın eşi. Hemen kendisine sorumuzu soralım. Alexey Bey, öncelikle merhabalar. Rusya-Türkiye arasında ciddi bir ticari ilişkiniz var. Bundan sonraki gidişatı nasıl değerlendiriyorsunuz ya da sizce nasıl olmalı aslında? Merhaba. Moskova. Abelia Груба, хэш Галденис. Но что хочу сказать, то что в России очень любят турецкий текстиль за качество, за дизайн, за разнообразие. Мы в принципе сотрудничаем на сегодняшний день с самыми самыми крупными производителями турецкими. В первую очередь работаем только с тем, что нам самим нравится, и, соответственно, учитывая то, что какие отзывы оставляют покупатели, те же самые пользователи. В принципе, линейка и взрослого, и детского настолько обширна, что мы считаем, что мы с лидирующими производителями работаем на сегодняшний день. Если рассуждать о дальнейших отношениях, мы стараемся выйти на новый виток отношений с турецкими производителями именно в формате как не покупатель с продавцом, а именно в партнерских отношениях. В этом и, в принципе, видим дальнейшее развитие. И это, наверное, для нас, для всех огромный шанс развиться и сделать какой-то огромный совместный проект. Еще раз хочу сказать, что Хош Галденис, Абелия Групп. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Biz yeniden Nayda Hanım'ın yanına dönüyoruz. Yeniden Nayda Hanım'ın yanındayız efendim. Nayda Hanım, gelelim önümüzdeki projelerimize. Neler planlıyoruz? Aslında gelecek hedefleriniz neler? Tabii bildiğiniz gibi daha önce bahsettim. Kendi markalarımız var. Muhakkak onları geliştirmektir en büyük hedefimiz. Tabii şu anda partnerlik yaptığımız üreticileri burada çok daha iyi ve sıkı bir şekilde tanıtmaktır projemiz. Ve en büyük projemizden bahsedersek, bu bir uluslararası marketplace kurmaktır. Bu gerçekten çok global bir proje, çok enteresan bir proje. Çok fazla şu anda açıklayamayacağım. Ama tabii bir şeyi çok net ve kesin söyleyebilirim. Bu proje gerçekleşirse ilk başta ve ilk sırada Türkiye ve Türk üreticileri olacaktır. Bu projede ilk başta onlar yer alacak.